türlü yemeğimiz. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar. Dondurucuya türlü fasulye koyuyoruz. Kabağımız var, patlıcanımız var, domatesimiz var, fasulyemiz var. Arkadaşlar hepsini çiğden koyuyoruz. Miktarını kendiniz ayarlayın. Pişireceğiniz kadarını. Şöyle poşetimize fasulyemizi koyuyoruz. Hepsi çiğ olacak arkadaşlar. Senelerdir yaparım. Gayet güzel olur. Kabağımızı koyuyoruz. Ve patlıcanımızı koyuyoruz. Gayet güzel oluyor çiğden. İsterseniz hafif bir şöyle bir ocakta kavurabilirsiniz de ama böyle de gayet güzel oluyor. Fasulye, kabak, patlıcanı koyduk. Üzerine domatesimizi ekleyelim. Arkadaşlar pişireceğimiz zaman da patatesimizi ekliyoruz. Şöyle güzelce havasını alalım. Poşetimizin bir pipet yardımıyla havasını alarak güzelce bağlayalım. Hepsi çiğ arkadaşlar, çiğden. Türlülerimizi derin dondurucuya yerleştirelim. Arkadaşlar dondurucuya koyduğumuz fasulye türlümüzden pişireceğiz şimdi. Şöyle yarım çay bardağı yemeklik sıvı yağımızı ekliyoruz. İki diş sarımsak, bir tane iri boy soğanımızı kavuralım. Kavrulan soğanımıza, soğan ve sarımsağı bir yemek kaşığı biber salçası, domates salçası ekliyoruz. Birazcık da domatesimizi kavuralım. Arkadaşlar bu arada et veya kıyma isteğe bağlı koyabilirsiniz. Dondurucudan çıkardım. Fasulye, kabak, patlıcan ve domatesimizi ekliyoruz. Fakat arkadaşlar ben çıkaralı bayağı oldu. İşim vardı, yapamadım. Siz don olarak hemen ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar dolaptan çıkardığımız fasulye, kabak, patlıcan. Ek olarak patatesimizi ekliyoruz. Tuzumuzu ekleyelim yemeğimizi. Şöyle 1-2 dakika kadar kavuralım türlümüzü. Gayet güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka yapın. Çiğden koyun. Patlıcan ve kabak muhteşem. Sonra yemeğimizin suyunu koyarak pişirelim. Türlü.
Arkadaşlar videomu beğeniyorsanız abone olmayı, bildirim zilini de açarsanız yeni tariflerden haberdar olursunuz. Bana sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa açıklamalar bölümünde yorumlarınızı bekliyorum. Ölçülerini de açıklamalar bölümünde görebilirsiniz. Evet, yemeğimizin suyunu verelim. Sıcak suyunu. Pişirmeye bırakalım. Baharat olarak da birazcık kırmızı toz biber ve acı pul biber ekliyoruz. O da isteğe bağlı. Tabii acı sevmiyorsanız eklemeyin. Tenceremizi kapağını kapatarak kısık ayarda pişirelim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.